Tamam. Arkadaşlar Dara Antik Kenti'ne geldik. Burada bakın bir YouTuber var. Bak burası aynı zamanda Dara Köyü. Değil mi kardeşim? Aynen öyle. Adınız neydi? Yılmaz. Yılmaz'cığım buyur. Sendeyiz. Evet şöyle ilk baş... Mutlaka tarihi bir yerin ismi de hani o kökenden geliyor. Dara mesela. Hı hı. İlk başta Dara'nın ismiyle başlayalım. Dara sözcüğü Farsça bir sözcüktür. Dara'yı milattan önce 336 yılında Pers kralı Darius inşa ediyor. Bak oradan geliyormuş. Evet. Dedim bir yerden geliyor. Zaten Dara sözcüğü de Farsça bir sözcüktür. Dara Darius. Hani ismini Darius'ten almaktadır. Hı hı. O medeniyette yaşamış Pers kralı. Eskiden köyün etrafı şu şekilde 4 kilometrelik surlarla kaplıydı. Orijinal hı hı. sur şu şekildeydi tabi. Evet. Ve şu anda surlar var olsaydı bizler surun içinde değil de dışında kalmış olurduk. Çünkü surun içi yaşam alanı, dışı ise şu an bulunduğumuz alan nekropolis olarak kullanılıyordu. Zaten nekro ölü, poli şehir, ölüler şehri. Hani gezeceğimiz alanda sadece ölü ve mezarlıklar akla gelsin. Çünkü hı. bu alanda kesinlikle yaşam olmamıştır. Tamamen mezarlık olarak kullanılmış. Şu tabelada gördüklerimiz alanlar ise tamamen köyün iç tarafında tarihi yapılar yer almaktadır. Şunlar yeraltı sarnıçları, agora, kümbetler, vaftiz teknesi, yeraltı sarnıçlarımız. Bunlar sarnıç mı? Evet evet. Buraya gideceğiz değil mi biz? Gideceksiniz evet. Tamam. Köyün iç tarafından. Bir şey tamam. söyleyebilir miyim? Tabii. Sorun var. Bunlar ama böyle, bunlar böyle evlere benziyorlar taştan. İşte ama ev değil hani. Onlar kaya mezarlığı. Oda halinde yapılmış. Çok büyükmüş. Kayaları oymuşlar biraz babacığım. Mezarlık olarak zaten. Kullanmışlar. Şimdi Dara 1986'da tarihi kent olduğu anlaşıldı. 2008'den sonra Mardin Müzesi tarafından kazılmaya başlandı. Tabi şöyle sağa sola baktığımızda kayalık bir yerden sonra renk değiştiriyor zaten. Şöyle acaba hani burada... sarı bir hiza var. Bir yerden sonra renk değiştiriyor ya. Eskiden oraya kadar tamamen toprağın altındaydı. 2008'den sonra çıkartıldı. Ve tabi şimdiye kadar sadece %5'i bulunmuş, %95'i ise ödenek olmadığından dolayı halen toprağın altında. Şimdi sorabilirsin. Ne kadar yazık. Bu evlerde sirke bulunmuş mu? Evet bulundu. Tabi sirke şişeleri ise gözyaşı şişesi olarak kullanılıyordu. Böyle sirke diyorum. Para diyor para. Para mı? Onlar da bulundu evet. O paranın şeyi ise... gözlerine koyuyorlardı. O ölen kişi öbür dünyada kayıkçı Kayron'a verip onu karşıdan karşıya götürsün diye. Hı hı. Hani Müslümanlarda Sırat Köprüsü var ya evet. Hı hı. Onlarda da vadi var işte. Vadiden karşıya geçmek için gözlerine para koyuyorlardı. Şöyle sağa sola baktığımızda mezar odalar geri almaktadır. Ve onların kapları ise bizim bir pencere büyüklüğünde. Dikkatini çekti mi? Bunun sebebi ise dışarıdan içeriye girecek kişi eğilip girecek ki içerideki kişiye saygı göstersinler diye. Hemen sol tarafımızda ise Deryl Zaferan'ı gezdiniz mi? Gezdik. Gezdiyseniz orada da şimdi az önce şeyleri duymuşsunuzdur. Sol tarafımızdaki yarım daireli olan mezarlar din adamlarına ait. Din adamlarını... kıyafetleriyle birlikte sandalyeye oturtarak doğuya bakacak şekilde gömüyorlar. Hazreti İsa'nın ikinci gelişinden doğudan doğup geleceğine inandıkları için geldiğinde hazır bir şekilde selamlasınlar diye. Evet. Hemen sağ taraftaki anıt ise kraliçe mezarı, yanında zinet eşyaları bulundu. Ve tabi bu alanda şimdiye kadar 5 tane medeniyetin yaşadığı kesinleştirildi. Tabi daha fazlası da bulunabilir. Çünkü şimdiye kadar sadece %5'i bulunmuş. Bu medeniyetler ise ilk başta Persler olmak üzere Romalılar, Sasaniler, Süryaniler bir de Müslümanlığa kadar devam etmiştir. Şu tepede gördüklerimiz tamamen Müslüman mezarlıklardır. Tabii içeriye girelim. Gir bakalım ara. Bekliyoruz. Hı, gir bakalım. Gir gir. Evet, mezar odası. Mezara girdik, evet,
Bu içeride ise 3 tane mezar yer almaktadır. Gördüğünüz gibi 1 mezar, 2, 3. Tabii her bir mezar ise bir aile gömülmüş. Ve şu ikisi daha açılmamış. İşlerinden sadece bu açıldı. Burada ise 13 tane iskelet, 7 tane gözyaşı şişesi bulundu. Gözyaşı şişeleri ise eskiden biri öldüğünde gözyaşlarını şişeye toplayıp başlarına bırakıyorlardı. O ölen kişi öbür dünyada görsün ki bu kadar kişi üzerimde anlamış, emek harcamış. İskeletlerin üst üste olma sebebi ise biz bu dünyada birlikteyiz, öbür dünyada yine birlikte olalım diye hepsi üst üste gömülüyordu. Evet, bunların içinde hala var iskeletler. Var. Evet, tamam. Şu an içinde bulunduğumuz alan ise bir ibadethane bölümü. Orada Devlet Zafiran'da da duymuşsunuzdur, şapel. Kilisenin bir küçüğü. Hani caminin küçüğüne meşgul ediliyor, kiliselerin bir küçüğüne de şapel. Tabi buraya iki medeniyet kullanmış. Bir medeniyet Güneş Tapınağı, ikinci medeniyet ise kilise olarak kullanmış. Güneş Tapınağı döneminde güneş ışıkları vurmasıyla birlikte burada ibadetlerini başlatıyorlardı, güneşi tapıyorlardı. Kilise döneminde ise gördüğünüz gibi zaten minberleri doğuya bakacak şekilde atılmış. Kudüs doğuda kaldığı için, ayrıca Hristiyanlık da doğudan yayıldığı için ibadet köyleri doğuya bakacak şekilde atılmış. Burada yine bir din adamına ait mezar yer almaktadır gördüğünüz gibi. Tamam. Tabi şuradaki yer adak yerleri, buradaki ise ayın. Hazreti İsa zamanında işkence görmüş ya, burada kendilerini çarmıha asıyorlardı. Şöyle zaten ayakları, kolları, en üstteki delikse saçlarını. Yılın belirli günleri, hani Hazreti İsa işkence görmüş ya, onlar da aynı işkenceyi görsünler diye yılın iki günü hiç durmadan ibadet yapıyorlardı. Durduklarında biz o acıyı çekip yine ibadetlerine devam etsinler diye çarmıha asıyorlardı. Her yerde gördüğünüz gibi şöyle iki kol, iki bacak açılacak şekilde. Hı hı. Tabii birazdan sarnıca gittiğinizde onların bir basamağı hemen hemen bizim bir 2-3 basamağı kadar. Büyük galeri mezar. Fosili mi? Evet, asıl güzel. Hı, evet. Deniz kabuğu. Evet, evet. Al bakalım onu. İçerisinde bu fosil. Evet. Senin evet, deniz kabuğu fosili. Hatıra olarak al. Oo, çok güzel. Çok dikkatlidir, o çevresine çok iyi bakar. Aynen, evet, fark ettim çünkü. İçeriye girebiliriz. Tamam. Baktığınızda ilk ilginizi çeken yer burası olsun, kemikler yer alıyor. Hı hı. Şimdi burası ise 3 katlı bir güneş tapınağı. Ben kemikler aynı biliyorum. Zamanda galeri, toplu mezar. Zemin katında baktığımızda zaten kemikler görülebiliyor. Orası 1,5 metreye kadar kemik doluydu. Ve orada 3000'den fazla insan cesedi bulundu. Tabi aralarında hayvan kemikleri de yer alıyordu. Çünkü eskiden ölen bir kişi sevdi ve değer verdi bir hayvanıyla eşyasıyla birlikte gömülüyordu ki öbür dünyada yine birlikte olsunlar diye. Evet, şöyle devam edelim. Ben çok korktum. Aynı zamanda güneş tapınağıymış herhalde orası. Evet, zaten şöyle iki delik açılmış gördüğünüz gibi güneş önünde. Evet. Burada bir tane daha. Çok korkutuyor. Burada bir şey mi yakılmış? Birileri yakılmış. Bir şey mi yakmış? Evet, evet. Şimdi burası tabii şimdiki dönem, bahsettiğim dönem bir 40-50 sene önce buralar toprağın altındaydı. Zaten siyah bir yerden sonra duruyor şöyle. Evet. Ve burası köy halkı tarafından ahır olarak kullanılıyordu. Akrepten, yılandan korusun diye hayvan derisini yakıyorlardı. Evet. O parlaklık, o parlaklığı o veriyor. Zaten o ateşin dumanı da siyahlık yaratıyor. Hani bazılar diyor yok ya, duman değil, hani şey bu niye parlatıyor ki?
parlatmasının sebebi hayvan derisi yağlı olduğu için. Evet. Yaktıklarında böyle bir yapı ortaya. Doğru, doğru. Tabii. Acaba buradan güzel. Evet. Bu yapı da bayağı güzel. Şöyle görmenizi isterim. Of 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 of. Gençler buraya bir bakın bakalım. Şimdi bu yapının ne olduğunu düşünüyorsunuz? Bu yapının ne olduğunu düşünüyorsunuz? Aynen öyle. Bu yapının ne olduğunu düşünüyorsunuz gençler? Güneş giriyor orada. Yok hayır. Buradan ruhlar gidiyor. Aynen öyle. Değil mi? Evet evet. Evet. Burası ruhların buradan göğe yükselişini ilandıran yapı. Ruhlar ikinci yaşama başlayacaklar ya. Tekrar kalktıklarında kalkıp buradan göğe uçsunlar diye gidiş yolunu açmışlar. Evet arkadaşlar, şimdi bir su sarnıcına ineceğiz. Of of of. Şimdi korkabilirsiniz biraz. Gel çok macera gel. Bak bu Roma döneminden kalma arkadaşlar. Şu yapının yani muazzam. Birazcık hafifçe korku var şu an. Tamam. Ah, ama değersiz. Buraya atma. Dışarı. Niye? Buraya atmayalım. Burada mı buldun? Evet. Hı. O zaman Serviç ne oldu? Su toplanan yer. Doğu Roma İmparatorluğu'nda su toplamak için su deposu olarak kullanılmış yani. Köyün biraz ilerisinde su kaynağı var. Hmm. Oradan su kaynağından borular şeklinde buraya suyu doldururlardı. Önceden hani burada su sıkıntısı falan. Tarım için kuyular falan yoktu. Buradan kapağı var mesela. Buradan kapağı açardılar, suyu dışarı salardılar. Arel'cim biz veda edelim Dara Antik Kenti'ne. Sonra devam edeceğiz anlatsın. Tamam.